Yepyeni bir videodan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir modda daha karşınızdayım. Fakat tabi ki de videoya geçmeden önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videosunu seviyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanama abone olmanız ve yandaki bildiğiniz açmanız yeterli. Ayrıca bana daha fazla destek bulmak isterseniz de bu kanala katılarak daha birçok ayrıcalıktan ve özellikten yararlanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi sizlerin sektör doğrusuna kamuda birçok mod videosu çekmekteyim. Ve bugünkü modumuz ise Emre Maniş'in önermiş olduğu bir moddu Zümrüt Zırh moduydu. Ve ben de şu anda hemen çekmekteyim. Gerçekten de çok beğendiğim bir mod olduğunu söylemem gerekiyor. Ki buradan de Emre Maniş'e teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tabi ki sizlerde önermiş olduğunuz modlar varsa yorumlarda bana belirtebilir. Ve istediğiniz modların çekilmesini sağlayabilirsiniz. O zaman fazla uzatmayalım gelin moddan bahsedelim. Evet efendim başlıktan da gördüğünüz gibi ve az önce de söylediğimiz gibi konumuzun zümrüt zırh modu olduğunu söylemiştik. Bildiğiniz gibi Minecraft'ta zümrüt bulunmakta. Ve zümrütü genelde hep ticaret için kullanırız değil mi? Ama artık böyle değil. Bu mod zümrüte efsane bir işle bekliyor. Artık zümrütte hem zırh yapabilir hem de ekipman yaparak kendimizi koruyabiliriz. Gerçekten de çok mükemmel bir mod olduğunu tekrar ve tekrar söylemem gerekiyor. Zaten video içinde detaylıca inceleyeceğiz. O zaman fazla uzatmayalım. Minecraft kurma aşamasıyla videomuza devam edelim. Ve daha sonrasında tabii ki de modu inceleyelim. Fakat tabii ki de modu Minecraft kurmadan önce eğer ki kurulumda sorun yaşarsanız açıklamada bırakacağım linkten kurulma detaylı bir şekilde anlattığım videoya gidebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz. Tabii ki de bu modu Minecraft kurmak oldukça basit olacaktır. İsterseniz bu modu oyunda yeni yaşlar okuyabilir. İsterseniz de daha önce yaşlar olduğunuz Videoya kurarak oynayabilirsiniz. Tamamen seçim kalmış. Ben burada size modu göstermek için daha önce önümde bir video açmıştım. Ve bu dünyayı düzenleyerek göstereceğim. Kalem simgesine dokunduğumuzda tabii ki de dünyamızı düzenlememiz için Oynarla sekmesi açılmakta burada. Tabii ki sizler burada bulunan dünya adını ve versiyon modunuzu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bizim için burada her zaman olduğu gibi En önemli ama en önemli olan kısım demir sekmesi. Şu anda bu mod ve daha birçok modun doğru bir şekilde çalışmalar için Burada bulunan bazı şeyleri açmamız gerekmekte. Burada da görmüş olduğunuz gibi bu mod için sadece tartışmış seçeneklerini açmanız yeterli olacaktır. Sonraki aşamada tabii ki de eklenti bulunan kaynak paketleriyle ve davranış paketiyle işimiz olacak. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine giriyoruz. Tabii ki sarış kımık vermiş olduğum linkten bu modu indirdiğinizde paketlerin üstünde üstte yer alacaktır. Sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketlerimi seçmeniz ve buradan paketi bulup etkileşmeniz yeterli olacaktır. Sonraki aşamada yine bu işleme işlemi içine yapmaktayız. Buradan da yeni paketlerimi seçip paketi bulup etkileşmeniz yeterli. Evet efendim kurulumuz bu şekildeydi. Şimdikinin dünyaya geçelim ve tabii ki de modun bizlere sunmuş olduğu zümrüt zırhların ve ekipmanların yapılışına hem de gelin birlikte bakalım. Evet ve şu anda hemen dünyamıza geçtik. Bakın burada video başında bahsettiğimiz modumuzun bizlere sunmuş olduğu hem zümrüt zırhların yapılışını hem de ekipmanların yapılışını görebilmektesiniz. Zaten şu anda bunlardan bahsedeceğiz. Fakat bahsetmeden önce bu video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü artık elimde görmüş olduğunuz bir zümrütle beraber hem ekipman hem de zırh öğretme imkanına sahibiz. O zaman gelin şimdi modun bize sunmuş olduğu ekipmanların ve zırhların yapılışıyla başlayalım. Burada ilk baktığımızda modumuzdaki zırhlarla başlayalım. Tabii ki zümrüt zırhları öğretmek için modumuz herhangi bir cevher eklememekte. Minecraft'taki normal varsayılan zümrütü kullanmaktayız. Bakın burada kaskı için, göğsü için, pantolon için ve yine botu için de aynı işlemi yapmaktayız. Burada aslında yapılış şekli değişmemekte. Sadece burada cevherlerimiz değişmekte dostlar. Sonrasında yine tabii ki bunun ekipmanları da bulunmakta. Kılıcı, baltası, kazması kürek olarak ayrılmakta. Bunlar öğretimi için ise sadece bize sopa ve iğne öğretmek için bize zümrüt gerekli. Ve tabii ki de bunları tamamen öğrettiğimizde normal zırhlar gibi üzerimizi giyebilir ve korunabiliriz dostlar. Giydiğimizde ise bu şekilde görüyoruz. Bence yakıştı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Tabii ki de burada ekipmanlara da bakacak olursak her ekipmanın burada belli başlı hasarlı türleri var. Hemen bu vuruş hasarlarını üzerine bir kere basarak görebilirsiniz. Mesela burada kılıcımızın artı 7 saldırı hasarı sağladığını, altımızın ise 6 altı saldırı hasarı sağladığını görmekteyiz. Tabii ki de modumuzdaki ekipman sayısı bu kadar değil dostlar. Ben şu anda burada sadece size örnek göstermek için 4 ekipman üzerinde gösterdim. Fakat moddaki tüm ekipmanlara ve zırhlara açmak için tek yapmanız gereken burada bulunan menülerden istediğiniz zırhı bularak üzerine tıklamanız olacaktır. Mesela ben şu anda burada kaska tıkladığımda bakın modum sunmuş oldu. Burada kaskımı da görebiliyorum. Tabii ki her biri kategorize edilmiş durumda dostlar. Buradan da yine mesela göğsü seçtiğimde göğsü kısmında modun sunmuş olduğu zümrüt zırhının da olduğunu görebilmekteyim. Aynı şekilde bunlar ekipman için de geçerli. Ekipmana tıkladığımda istersem modun bana sunmuş olduğu zümrüt şapaya kadar her şeyi görebilirim. Evet aslında fazla eklediği bir şey yok. Çünkü zaten modun temel amacı burada zümrüte herhangi bir işe beklemek. Fazla bir işle olmasa da bence sunmuş olduğu görüntü bakımından da ve yine kullanılabilirlik bakımından mükemmel olmuş. Çünkü öncesinden zaten zümrütü neredeyse hiçbir işlemde kullanamıyorduk. Çoğunlukla da ticaret için kullanıyorduk. Artık farklı bir kullanım amacı da bulunmakta dostlar. Ki bence böyle farklı kullanım amaçları olması ve bu modlarla birlikte Minecraft'ın desteklenmesi mükemmel ve eğlenceli olacaktır. Peki sizler bu mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınız neler? Bunları da bana deneyimleyerek yazarsanız çok sevinirim. O zaman bu videomuzun da yavaştan sonra gelelim. Eğer ki sizler de benim gibi hafta mod tanımları videonu seviyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanalıma abone olmanız ve yandaki Yizimizi açmanız yeterli. Şu anda da ekranda efsane yorumlarınız gözüküyor. Gerçekten de tüm yorumlarınız için teşekkür ederim. Bana yorumlarınız sayesinde fikir ve destekte de bulunuyorsunuz. Ayrıca bana daha fazla destekte de bulunmak isterseniz bu kanala katılarak daha birçok özellikten ve ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz. O zaman fazla uzatmayalım. Diğer modüllerine kadar görüşmek üzere.